Günaydın da yine birlikteyiz sevgili izleyiciler. Evet, Yıldırım İlçe Kaymakamı Mehmet Aydın'ı uğurladık ve Bursa Barosu Hayvan Hakları Komisyon Başkanı Güngör Hatemoğlu ve komisyon üyesi Dilruba Uslu ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Ne güzel böyle genç ve güzel bayanlar. Teşekkürler. Sabah sabah enerji verdiniz bize gerçekten. Evet, Hayvan Hakları Komisyonu biraz konuşalım. Ne iş yapar? Hayvan Hakları Komisyonu baroya bağlı, maalesef tüm Türkiye barolarında olmayan bir kısım barolarda bulunan komisyonlardan biridir. Her barada yok mu? Maalesef yok. Gönüllü avukatlar, sahada çalışmak isteyen avukatlar olmadıkça baroların kurması zorunlu komisyonlar değil bunlar. Evet. Eğer avukatlar bir araya gelip bu konuda biz bir şeyler yapmak istiyoruz derlerse bu şekilde kuruluyor komisyonlar. Aktifleri var, işte çok çalışan var, çalışmayan var. Biz Bursa'da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kaç kişiden oluşuyor bu komisyon? Bizim komisyonumuz oldukça kalabalık. Hani buna biraz daha yoğun emek verebilen, zaman zemini müsait olan yaklaşık 10 kişiyiz diyebiliriz. Evet. Neler yapıyorsunuz? Şimdi komisyonumuzun öncelikli görevi gelen şikayetleri değerlendirmek. Bireysel şikayetlerde pek devreye girmiyoruz. Özellikle biz hayvanların avukatı olduğumuz için hayvanların mağdur olduğu herhangi bir durum varsa sahipsiz hayvanların özellikle orada vatandaşı yönlendirme yapıyoruz. Gerekli başvuruları hazırlamaları için destek oluyoruz. Kurumlar tarafından yapılan ihlaller varsa orada doğrudan baromuz adına devreye giriyoruz. Yani sahipsiz hayvanlar sokak hayvanları. Evet, sahipli hayvanlarla ilgili uyuşmazlıklara biz girmiyoruz. Girmiyorsunuz. Peki, bunlarla ilgili nasıl sorunlar yaşanıyor? Sahipsiz hayvanlar ne sorunlar yaşıyorlar mesela? Sahipsiz hayvanlarla ilgili yaşanan temel sorunlar onların yaşamsal haklarının bizim insan türümüz tarafından her şeyden önce Yok sayılması. yok sayılması. Biz kendi haklarımızı bile yok sayıyoruz. Evet. Bırakın hayvanları yani. Maalesef, maalesef. Maalesef çocukluktan itibaren çoğumuzda yerleşen bir takım korkular var. İşte hayvanlar hepsi saldırgandır, bitlidir, ısırır, dikkat edelim falan derken kendi halinde yürüyen kediden köpekten daha çok rahatsız olabilen bir toplumuz. Yani bir Tabii. Buyurun. bu sabah yaşadığım bir şey. Sabah evden çıktım. Karşı apartmanda en üst kattan bir anne çocuğuna bağırıyordu. Köpek geliyor, dikkat et, dikkat et diye. Şimdi köpek de şu kadar. Olsun, ebat önemli değil. Şimdi düşündüm, bu çocuğun korkmama ihtimali yok. Evet. Çünkü çünkü anne uyarı aldı. yanında değilken bile, yukarıdan bile dikkat et, bak geliyor diye korkuttuğu için bu çocukların korkmama ihtimali yok. Her şeyden önce biraz da ailede bitiyor aslında bu korku. Hayvan sevgisini aşılamakla başlamak lazım aslında, değil Kesinlikle. mi? Yani anne babalar çocuklarına hayvan sevgisini çok küçük yaşlarda öğreterek belki bu korkuları yenmelerini sağlayabilir. O uyarılar tabii ki olmalı. Yani o hayvan aşısız olabilir, bazı hastalıkları taşıyor olabilir, o çocuğun sağlığına zarar verebilir. Bunların hepsini anlayışla karşılamak lazım. Ama hayvan sevgisi gerçekten çok önemli. Artık insanlara bile şiddetin çok fazla uygulandığı Evet. ülkemizde hayvana şiddet zaten çok az şey bir problem yani ayyuka çıkmış bir problem. Ne yapıyorsunuz peki? Yani şimdi diyelim ki şiddet görmüş bir hayvanla ilgili size ulaşmış bazı şeyler var. Kimi yargılıyorsunuz? Ona şiddet göstereni mi? Nasıl cezalar veriliyor? Şimdi öncelikle başvuruların mutlaka delille ilişkilendirilmiş olması lazım ki biz harekete geçebilelim. Maalesef bu konuda her zaman yeterli bir belge elimize geçmiyor. Veya vatandaşın bizden beklentisi aşırı yüksek oluyor. İşte şurada bir olay var, gerekeni yapın diyorlar. Tanık var mı? Yok. Kamera kaydı var mı? O bölgeyi gören bir güvenlik kamerası yok. Evet. Ne bileyim, hayvan şu anda bizim görebilip inceleyebileceğimiz bir yerde mi? Yok. Yani bizden süper kahraman olmamızı bekliyorlar ama kimse tanıklık yapmak istemediğinde, eğer kamera kaydı yoksa, bir araç geldi bıraktı diyorlarsa, plaka bilgisi yoksa elimizde, biz tabii ki böyle bir olay varmış araştırın diye polise gidemiyoruz. Bizim delille desteklemediğimiz başvuruları zaten kolluk kuvvetleri veya savcılık dikkate almadan doğrudan reddediyor. Bunun için bize daha bir dosya getirmeleri lazım veya gönüllü olarak ben gördüm işte böyle olmuş demeleri lazım ki biz sağlam adım atabilelim. Bu konuda herhalde en çok hayvanseverlerle diyaloğunuz vardır. Gönüllü hayvanseverler Tabii var ki biliyorsunuz. hayvan hakları aktivistleriyle, kurumlarla diyalog halindeyiz. Bu da tabii ki belediyeler ve kaymakamlıklar bize yardımcı oluyor. Belediyedeki veteriner işleri ve toplama ekibinden personelle biz içli dışlıyız. Tabii ki olumlu bakan belediyelerle, tabii ki her belediyeden de bu tarz olumlu tepkiler almıyoruz. Öyle mi? Tabii ki. Olumsuzlar ne yönde mesela? Yani mesela Hayvanları Koruma Kanunu'nda aslında belediyelerin yerel hayvan koruma gönüllüleriyle beraber koordineli olarak çalışması gerektiği
yer alsa da bazen gönüllülerimiz belediyelerde çok aktif olamıyor. Çok padoklara sokulmuyorlar ya da bazı kısımların görülmesi engelleniyor. Bu tarz sorunlarla karşılaşabiliyoruz biz. Burada bir şey eklemek istiyorum. Buradaki aslında bizim temel sıkıntımız belediyelerin insan hakları bitti, sıra hayvan haklarına mı geldi? İşte ben kaldırım bilmem ne bir şey yapıp hani benim oy potansiyelim olan vatandaşa hizmet götüreceğimi, besleme odağı mı kurayım, kaynağı oraya mı aktarayım gibi hayvanın canını değersiz görme, onun yaşam hakkını yok sayma gibi türcü bakış açıları var maalesef. Yani bu sadece toplumumuzda değil tabii toplumun bireylerini seçtiği ve oraya geçen kişilerde de var. Çok biz acı. Bunların görevi olduğunu, yani bir belediye başkanının veya belediye görevlisinin o belediye sınırları içerisindeki tüm tabiat ortamından da sorumlu olduğunu, aslında hayvanların tabii ki onların sorumlu olduğunu anlatmaya çalışıyoruz ama işte bazen oradan giriyoruz, buradan giriyoruz, vicdanına dokunmaya çalışıyoruz. Bazıları kapı gibi önlerinde engel, oraya harcayacakları 5 bin, 10 bin bazen gerçekten gözlerinde büyüyor. Hep sanki yeryüzündeki tüm insanlar bir araya gelip insan haklarına dair ne sorun varsa tek tek tespit edip bunu çözmek için canla başla mücadele etmemiz gerekiyormuş. İnsanlar bununla ilgili bir çalışma yapıyormuş da hepsi bittikten sonra sıra hayvanlara gelebilecekmiş gibi bir algı var. Oysa tüm canlılara yetebilmeli bizim enerjimiz. Zaten bu yasanın da kendilerine verdiği bir görev. Kesinlikle öyle. Ama şey var tabii, bakış açısıyla alakalı bir durum bu. Şimdi bazı belediyelerimizin mesela merkezi ilçelerde hayvan mezarlıkları bile var. Hayvanların ölüsüne bile hani sahip çıkan bir duruş sergiliyorlar. Bilmiyorum göstermelik mi değil mi ama sonuçta var, yani tabelada var. Ama telef eden belediyeler de var. Hayvanları katleden, telef eden ekipleriyle. Neden? Sokaklarda insanları korkutmasın, zarar vermesin, hastalık bulaştırmasın diye belki. Onları işte zaman zaman basına da yansıyor. Gazete sayfalarında, televizyon ekranlarında hep beraber görüyoruz. Bunlarla ilgili peki yasal yaptırımlarınız var mı? Mesela belediye de şimdi burada bir hayvan telefi yapıyorsa sizin burada devreye giriyor olmanız gerekiyor mu? Tabii, aslında belediyenin yapması gereken kanunda açık bir şekilde yazıyor. Belediyenin yapması gereken hayvanı bulunduğu yerden almak, aşılarını yapmak, kısırlaştırmak, kontrollü üremeyi desteklemek için kulağına küpeyi takıp yine bulduğu yere, o bölgeye bırakmak. Aslında bu daha düzgün ve planlı oluşturulabilse, hani biz çok güzel bir şey söylediniz aslında. Tabii insanlar da çocuklarını koruyacak ama burada kontrollü temastan yanayız biz zaten. Benim kendi çocuğum yok. Eğer olsa gördüğün her kediye köpeğe git sarıl demeyeceğim. Ama bu şekilde her sokakta yaşama hakkı olan hayvanlar, bu bölgenin bu sokakta birkaç köpek var, birkaç kedi var. Vatandaş onu bilse, tanısa, aşıları yapılmış bir hayvan olduğu için çocuk da daha rahat temasa geçer onunla. Hayvan da itilip kakılıp oraya buraya gönderilmemiş olur. Hani bu görevi yapmayan belediyelere öncelikle biz bu yasadan doğan sizin göreviniz bu. Bulup buldun hayvanı aşılayıp kısırlaştırıp buldun yere bırakmalısın diyoruz. Bunu yapmadığı takdirde veya daha açık bir itlaf olayına girdiğinde de görevi kötüye kullanmak, kamu araçlarını suç işlenmesi için kullanmak, toplum sağlığını hiçe saymak gibi hangi suçlar işlendiyse buradan gerekli yetkililerin tespiti ve cezalandırılması için suç duyurusunda bulunup takipçisi oluyoruz. Bunlar tabii TCK kapsamında, Türk Ceza Kanunu kapsamında suçlar. Yani hayvanları koruma kanunu dışında belediyelerin işlediği, yaptığı bu eylemler Türk Ceza Kanunu kapsamında yer alıyor. Ancak burada da biz bir sorun yaşıyoruz. Tabii ki bu suç duyurularını yaptığımız zaman soruşturma izni verilmesi gerekiyor. Tabii. Soruşturma izni konusunda biraz sıkıntı yaşadığımız zamanlar oluyor. Valiliklerden soruşturma izninin çıkmadığı ya da soruşturma izni çıktıktan sonra itiraz edildiğinde itirazın kabul edildiği durumlar oluyor. Bunlar bizi biraz zorluyorlar. Yani Türkiye'de zaten her yerde MOBESE kamerası yok. Tabii. Yani bizim zaten delil elde etme kısmında çok büyük bir sorun yaşıyoruz. Tabii. Yani bu konuda kurumların da, savcılığın, kaymakamların, valiliklerin bize gerçekten destek olması gerekiyor. Ancak bu şekilde biz bu problemi çözebiliriz. Bu bir bilinç işi. Yani bu bir eğitim aslında. Evet. Yani hayvanların da bu toplumda insanlar gibi bir yeri olduğunu kabullendiğimiz zaman aslında biz bunları çoktan aşabiliriz. Yani nasıl sert kış, işte çok yoğun kar yağdığında, çok soğuk günlerde sokakta yaşayan insanları yerel yönetimler belli bir yerde toplayıp onların ısınmalarını, işte karınlarını doyurma gibi temel ihtiyaçlarını karşılıyorlarsa bu hayvanlar için de yapılabilmeli. Sonuçta soğuktan donarak ölen bir sürü hayvan var. Karayollarında telef edilen bir sürü hayvan var.
Ama o kadar çok başıboş sokak köpeğiyle karşı karşıyayız ki en büyük problem o bence Bursa için. Evet. Özellikle bu yaz aylarında çok dikkat çekici boyutlara ulaştı. Yani bunun önüne geçebilmek için ne yapmak Şimdi lazım? Şimdi şöyle, aslında bizim her zaman söylediğimiz şey, Türkiye'de aynı zamanda eş zamanlı olarak her yerde bir kısırlaştırma yapılması gerekiyor. Evet. Bu eş zamanlı olmadığı sürece bunun önüne geçilemez. Geçilemez, doğru. Yani çünkü bir hayvan yılda kaç kere doğuruyor ortamı? Bir veteriner hekim değilim tabii ki, bir konuda çok net bir şey söyleyemem ama. Bir çift 10 bin köpeğe çıktığını söylüyorlar. Evet. Aman tanrım. Bir yani çift çok köpek, bir erkek, bir dişi 10 yılda 10 bin nüfusa hepsini böyle soy ağacı olarak dağılma görecek böyle bir nüfus olur. Onlar şey hani böyle oy kullanma hakkına falan sahip olsalar. O zaman yanmıştık. Yanmış mıydık yoksa siyasetçilerin göz bebeği yani mi olurdu bilemiyoruz. Çünkü bugüne kadar yaşanan çok fazla sorun var. Çok fazla evet. Şey yaşadılar. Yani bir şey anlatmak istiyorum. Buyurun. Bu da benim çok gülmüştüm artık. Bir haberde görmüştüm ben de bunu. Nerede hatırlamıyorum. Birkaç bayan dağa ot toplamaya çıkıyorlar. Bir ayının mağarasına yaklaşmışlar sanıyorum ki bir ayı saldırısına uğruyorlar. Şimdi çok üzücü bir durum bu. Hı-hı. Yani gerçekten bir ayıyla ben de karşılaşsam ben çok korkarım. Yani tabii ki hayvan seviyoruz tabii ama. Tabii ki o başka. O başka bir şey. Daha sonra saldırıya uğramayan bayanlardan bir tanesinin kameralara söylediği şeyleri hatırlıyorum. Bu devlet nerede? Bu ayılara neden bir çözüm bulunmuyor? Neden toplanmıyorlar dedi. Ben de bir an dedim ki sen ayının evinin oradasın. Yani senin orada ne işin var? Bu ayının burada ne işi var dedi. Şimdi senin orada ne işin var peki? Yani çok üzücü bir durum. Hı hı. Ama onların yaşam alanlarını biz yok sayıyoruz. Yani bir ormanda, dağda tabii ki orası onun yaşam alanı. Biz daha dikkatli olmalıyız. Tabii. Yani biz dikkat Kentte etmeliyiz. Kentte biz ondan nasıl rahatsızsak onun da o dağdaki ortamında o Şimdi bizden rahatsız olması normal. Biz de onun için bir tehlikeyiz orada aslında. Doğru. Yani o yüzden hani dağdaki, ormandaki ayıların veya doğal yaşam alanında yaşayan bütün hayvanların top atılmasını istemek de aslında çok büyük bir bencillik. Yani bu haber beni çok güldürmüştü. Yani, evet, hem komik hem dramatik aslında. Dramatik, evet. Bir de şey var tabii, böyle gönüllü hayvanseverler var. Mesela ben birkaç gün önceydi bir AVM'de restoran kısmında eldivenler takmış bir bayanın poşetiyle gelip işte tabağımızda kalan yemek artıklarını sokak köpekleri için topluyoruz, alabilir miyiz diye bizden ricada bulundu. Çok hoşuma gitti. Yani gerçekten çok hoşuma gitti. Birileri de bu toplumda başka bir şeyler için, başka canlılar için, bu insan olur, hayvan olur, bitki olur, çok önemli değil ama canlı olan her şey için çaba gösteriyor olmasını çok önemsedim. Ve bunu sadece bireysel gönüllülük anlayışı içerisinde yaptığını söyledi kendisiyle sohbetimde. Çok takdir ettim yani. Bu insanların sayılarının artması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Zaten buradaki bu insanlar da biraz kendi içlerinde çok umutsuzluğa da kapılıyorlar. Değil mi? Çünkü yani topluma bir şey anlatmak da burada biraz zor. Hı-hı. Her şeyden önce hayvanların bizlerle eşit yaşam hakkına sahip olduğunu, onların toplanıp ormanlara atılması gibi bir seçenek olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Bunu anlamıyor insanlar. Hı-hı. Zannediyorlar ki kediler, köpekler doğada yaşayabilir. Böyle bir imkanları kesinlikle yok. Biz bu hayvanları, bizim atalarımız evcilleştirmişler. Yani bu hayvanların toplayıcılık, avlayıcılık özellikleri yok. Bir köpeği, bir kediyi doğaya saldığınızda, bir ormana saldığınızda bulabileceği tek bir yiyecek yok. Yine binlerce yıl geçmesi lazım ki yok sincap kovalasın, fare yakalasın, tavşan yakalasın. Şu anda biz onlara bir şey verirsek karınları doyuyor, vermezsek doymuyor. Şimdi bizim atalarımızın evcilleştirdiği bu hayvanların sorumluluğunu kendimizde hissetmek ve bu bilinci taşımak zorundayız aslında. Bu bir görev bize verilmiş. Onlar bizlerle yaşamak zorundalar. Şehirler onların da yaşam alanları. Onlar da bizden çok daha, hatta ellerinde tapuları olmayabilir ama yerleşik hayvanların kaç kuşak öteleri o sokakta, o civarda yaşıyor. Doğru. Onlar bizden daha üstün hak sahibi aslında oradalar. Biz geliyoruz, işte burası benim. Yok işte kendi halinde yürüyen kediyi köpeğe bakıp çığlık çığlığa kaçan insanlar. İşte ay bilmem şöyle mi böyle mi. Oysa bu biraz kontrollü olsa o bölgenin, örneğin küçük sanayinin önündeki alanda baktığımız köpekler var. Evet. Adları işte Fındık, Karabaş, Ayşe. Hı-hı. Ayşe 10 yıldır orada. Hı-hı. Yani hani bu hayvanları oradaki herkes biliyor zaten. Oraya başka bir hayvanı zaten bunlar sokmuyorlardı. İnsanların bir de gözden kaçırdığı bir nokta o. İşte bu hayvanları buradan alın. O hayvanların alınıp götürüleceği sihirli noktalar yok. Tabii. O hayvanlar ya beslenemeyecekleri kadar uzak alanlara atılıyorlar,
Ve o bölgelerde bizim her gün gördüğümüz ezilen hayvanları yol açıyor bu. O hayvanların hepsi evet. aslında yiyecek bulmaya çalışan tabii. başka bir yere atılmış hayvanlar. Tabii, tabii. Yiyecek bulamıyor hayvan yani. Hani biz ona beslemek zorundayız ve insanların buna tahammülü yok. Tamam hani ben böyle hani en insanların yoğun olduğu yerlere bırakılmasına endişe gösterilebileceğini yani endişe duyulabileceğini anlıyorum ama sitenin uzağına parka şuraya buraya koyuyoruz ve ona bile tahammül göstermiyor insanlar. Her şeyden önce bizim onların da o sokak sakini olduğunu kabul etmemiz lazım. Çok zor. Peki biliyorsunuz şeylerde konutlarda hayvan barındırma problemi var evlerde özellikle. Bu hala yasal anlamda yasak mı? Şimdi şöyle, apartmanların yönetim planlarına bakmak gerekiyor bunun için. Yönetim planında eğer hayvan beslenemez gibi bir ibare varsa maalesef yani 634 sayılı kanundu galiba değil mi katı mülkiyet kanunu? Çok çok eski bir kanuna dayanarak maalesef hala biz bu konuda problem yaşıyoruz. Yönetim planında böyle bir yasak olduğu takdirde ne olursa olsun hayvanı rahatsız edip etmediği incelenmeden tahliye kararı çıkıyor. Bir tane örnek karar var İstanbul'da verilmiş tek karar yani. Ama onda da şöyle yönetim planında onda da ibare şu şekildeymiş. Komşuları rahatsız etmediği takdirde evet. beslenebilir dediği için orada evet. bu şekilde bir red kararı çıktı. Yani aslında orada da tam anlamıyla bir yasaklama getirilmemişti. Rahatsız edip etmeme ilkesi yer aldığı için aslında orada dava reddedildi, tahliye davası. Yani bu konuda hala bir sorun yaşıyoruz. Yasa tasarısı maalesef artık gündemimizde bile değil. İki sene, kaç sene oldu? İki seneyi geçti. İki seneyi yaklaşık. Geçti. Bir yasa tasarısı vardı gündemde ki bizim çok karşı çıktığımız bir yasa tasarısıydı. Ama yine de en azından şu evde hayvan beslenmesi konusunda bir değişiklik yapılması ümidiyle biz çok hani en azından o kısmını desteklemiştik ama hala alt komisyondan geçmesine rağmen mecliste görüşülmedi. Beklentimiz inşallah taleplerimize uygun bir yasa tasarısının artık gündeme gelmesi. Çünkü biz hukuki anlamda hiçbir şekilde destek veremiyoruz. Evet. Tabii şey de var hani kendi boyutumuzdan baktığımızda şimdi ne bileyim ben sürekli öten bir kuş. Üst katımızda, yan komşumuz ya da alt dairede. Ne bileyim her zil çaldığında köpekler çok yapar bunu, havlarlar kapı açılsın diye. İşte ne bileyim zaman zaman kedinin bitmeyen miyavlamaları derken böyle hakikaten rahatsız edici. Bizleri bile evimizde eğer hayvan varsa bizi bile bazen rahatsız eden şeyler oluyor sonuçta. Hayvan yani kontrol edin. Çocuk tabii değil ki. Tabii eğitilmesi lazım o hayvanın da. Yani evet. nasıl bir çocuk sürekli çığlık çığlığa ne bileyim evet. bağırıp çağırdığında rahatsız oluyorsak evet. hayvanı da eğitmeliyiz. Evet. Şimdi tabii bu durumda ne oluyor? Üst katınızdaki ya da karşınızdaki daire bundan çok rahatsız olduğu için sizinle önce sizinle tartışıyor, sonra konuyu yönetime taşıyor. İşte daha ileri boyutlara giderse yasaya taşımaya gayret ediyor falan ama burada tabii herkes haklı Nasrettin Hoca misali. Hayvana bakan da rahatsız olan da haklı. Hayvan da haklı. Hayvan da haklı doğru söylüyorsunuz. Ama aslında insani yaşama baktığımızda işte üst katımızdan birisinin halı silkelemesi, ne bileyim ben gecenin saat 12'sinden sonra çok gürültülü bir şekilde yaşıyor olması tepemizde. Yani bunlar da aslında yasaya taşınabilecek, taşındığında da bir takım yaptırımlar ve cezalar getirebilecek şeylerken hayvanla ilgili bölüme geçtiğinizde biz hep şey, hayvan bakanı insanlar hep daha komşularına karşı daha ezik, daha evet şey mahcup durmak zorundalar. Çünkü mecburiyet var, evinizde hayvanınız var ve insanlar bundan zaman zaman rahatsızlık duyabiliyorlar. Onlara karşı daha şirin görünmek durumunda kalıyorsunuz, yasaları bir kenara bıraktım. Şimdi bunlarla ilgili aslında belki de sitelerde, apartmanların bahçelerinde belki de yaşam alanları mı yaratmak lazım? Kesinlikle. Zaten sokakta yaşayan hayvanı dediğim gibi belediyeden başkasını alma şansı yok, hakkı yok. Belediyede alıp işlemi yaptıktan sonra geri getirmek zorunda aslında. Biz şimdi hani insanlar hani onun gizemli yiyecek bulma alanları var. Öyle zannediyorlar dedim ya. Şimdi evet. ben yemek vermezsem, yan komşu vermezse, o sokakta kimse vermezse o hayvan nereden yiyecek bulabilir ki zaten? Yeşil alan parklarda çoluğumuz çocuğumuz oynuyor. Kedi köpek görünce korkuyor diyoruz veya biz korkuyoruz parkta yaşamasın. Sokağın ortasında zaten itilip araçlar kakılıp geçiyor. Gittiği yer orası hayvancık ölüyor. Evine almıyorsun. Sitede yaşamayacak. Nerede yaşayacak bu hayvan? Zaten bir hayvan bir yere aman alışmasın da deniyor ya. Evet. Zannediyorlar ki o hayvan öyle o 3 metrekare içerisinde yaşayacak. Oraya pisleyecek. Bir kere pislese bile onun üstünü örten hayvan bunların hemen hepsi. Zaten geziyor hayvanlar ortalama. Örneğin kediler bir
Köpekler 3-4 kilometre karelik alanlarda yaşıyorlar genel olarak aslında. Tabii, hayvan gezecek olacak, evet. Ne yapsın yani sen çocukluktan itibaren gelen bu korkuyu yenmek için bir şey yapamıyorsun diye. Hı-hı. Kendi halinde yürümesini veya hani komşunun bir su yemek vermesine nasıl engel olabilirsin? Aslında kendimizde bu cüreti, bu hakkı görmemiz de yine tekrar şimdi, olacak türcü bir bakış açısı. Aslında sıkıntı şu, alternatif bir yöntem üretemiyoruz biz. Hı-hı. Yani bu hayvanlar toplansın. Yani ben de komşularımla tartıştım. Hı hı. Şu an aramız çok iyi çünkü onlar da gördüler, hı hı, bazı şeyleri. Sonradan özür dileyenler de oldu benden ama bana şunu dediler. Belediyeye gönderin, gitsin. Şimdi belediyeler ne yapsın? Kimse hangi belediyenin barınağının nasıl olduğunu bilmiyor. Hı. Kimse nasıl çocuk esirgeme kurumlarındaki çocukların yaşadığı yetiştirme yurtlarını görmüyoruz. Doğru. Bizim gözümüzde muhteşem yerler. Çocuklar her gün farklı oyuncakla oynuyor. Aslında öyle değil. Barınaklar da öyle değil. Bilmiyoruz, hı-hı, orada neler olduğunu. En son Şeker Bayramı'nda bir haber çıkmıştı. Bir barınak isim vermeyeceğim. Çalışanlar oraya gitmediği için bayram boyunca açlıktan ölen hayvanlar vardı. Doğru. Susuzluktan ölen hayvanlar, doğru, vardı. Yani bizim vicdanımız şuna el veriyor mu? Ya barınağa gitsin, barınakta ne oluyorsa olsun. Biz bunu diyemeyiz. Diyoruz ama. Yani ya gidip bakalım. Ya herkes gerçekten barınakları her gün kontrol etsin. İşi olmayan herkes gitsin, uğrasın. Ve belediyeleri biraz daha çalışmaya zorlasın. Biraz, hmm, daha yeniliğe, doğal ortama, hayvanların yaşayacağı doğal ortamı kurmaya zorlasın. Ya da kimse barınaklara göndermesin. Çünkü biz bile bile ölüme yolluyoruz bu hayvanları. Her belediyeyi tabii ki katmıyorum buna. Anlıyorum. Yani kesinlikle yanlış anlaşılmasını istemem ama zaten... Birçok barınak, bunu söyleyebilirim. Birçok barınak da değil aslında, rehabilite merkezi oraları. Hı hı. Maalesef yasa gereği zaten barınak değil oralar. Yani, hı hı, bu da çok yanlış anlaşılıyor. Belediyeler de yanlış uyguluyor bunu ama rehabilitasyon merkezlerinde yasada geçen alanlar oluşturulmamış. Evet. Yani hiçbir yasaya uygun değil. Açık alanı yok hayvanların. Kapalı alan hepsi. Aslında, hı hı, yasada açık alanın da olması gerekiyor. Belli bir metrekare alan, yeşillik alanı olması lazım her hayvanın. Ama biz ne yapıyoruz? Bir padoğa 20 tane, 30 tane köpek koyuyoruz. Tabii. Yani bu hayvanların orada mutlu yaşama gibi ya da yaşayabilme şansı yok. Ama ilk adım kimse dediğiniz gibi kısırlaştırma olmalı. Kesinlikle. Bunların üremelerini durdurmak şart. Çünkü hakikaten, kesinlikle, yani hangi barınağa sığdıracaksınız ki dediğiniz sığamaz gibi işte. Sığamaz ve onları bu şekilde biz korkuyoruz diye, evet, esaret altında tutmaya, evet, hakkımız da yok. Yani, doğru, hani 3 dönüm bir yerde 5 köpek de olsa inanın o 5 köpek mutsuz olacak orada. Doğru. Hapis olacak hayvan. Zaten onun gittiği yer dediğim gibi birkaç kilometre arasında yaşıyor hayvan ama hani bu şekilde onun hapsetme hakkımız yok. Yeri gelmişken şunu da söyleyelim. Buyurun. Hayvanların gösteri amaçlı kullanıldığı sirklere, sirkler, Yunus parklarına karşı olduğumuzu, her gittiğimizde desteklediğimizi buradan tekrar hatırlatmak istiyorum. Ve yine hayvanat bahçelerine de biz hayvanseverler karşıyız. İnsanlar da ay çocuğum aslan görmesin mi, işte kızım kaplanı çok seviyor gibi algı olabilir ama hani çocuklarımız çekirdek çitleyerek giderken 2 dakika aa anne aa baba deyip orada bir eğlenecek diye bir hayvanın doğasına tamamen aykırı şekilde korkunç şartlar altında ve normal yaşam sürelerinin onda biri depresyona girip ölüyor hayvanlar içeride. Yaşamaya bu şekilde onları hapsetmeye kesinlikle hakkımız yok. Her hayvanat bahçesine gittiğimizde veya birilerini götürdüğümüzde onların bu şekilde esaret altında tutulmalarına destek verdiğimizi de unutmamak lazım. Buradan size kızacaklar. Kızacaklar ama yani gerçekten evet bize kızıyorlar genelde. Yani biz toplumda zaten genelde çılgınlar olarak bilmiyoruz. Doğru. Yani ne olursak olalım, doktor, mühendis, avukat, evet, mimar, gazeteci, ne olursak olalım ya da ev hanımı hepimiz çılgınız. Doğru. Maalesef biz de kendimizi vicdanlı olarak adlandırıyoruz ve toplumda çok büyük bir yanlış algılama var. Hayvanseverlerin insan sevmediği gibi bir algı var. Biz insanları çok seviyoruz. Olur mu şey? Yani, ne alaka yani? Ben kendi adıma konuşayım. Sokakta ya da komşularımda yardıma muhtaç bir insan gördüğüm zaman ben duramam yerimde. O yüzden biz insan da seviyoruz yani. Artık bu algının kalkmasını istiyoruz. Bu bir canlı sevgisi. Bunun insan, hayvan, evet, bitki ayrımı olmamalı. Canlılara karşı olan bir sevgi yani. İnsanın kendi doğasında olan bir şey. Yani mesela orman yangınlarında en çok dikkatimi çeken cümlelerden bir tanesi. Bu haberlerde de çok kullanılır. Can kaybı yok.
evet. denir. Aslında halbuki can kaybı var. Halbuki bir sürü hayvan orada yanıyor. Aslında tabii, yüzlerce, tabii, binlerce tabii. hayvan orada yandı. Bir sürü börtü böcek öldü şimdi evet, Mudanya'daki evet. en son yangında. Hiç yani. Onlar gündeme bile gelmedi. Evet. Ağaçlar öldü, yandı cayır cayır yani. O yüzden Avrupa ülkelerindeki gibi aslında ilkokuldan itibaren çocuklara canlı kavramını, hayvan sevgisini, insan sevgisini de aslında aşılamak lazım. Ama maalesef bizim çok ısrarımıza rağmen Milli Eğitim Bakanlığı müfredata koymadı bu dersleri. Onu da bekliyoruz. Gelecekte olur inşallah. İnşallah. Tabii bu hep eğitime dayanıyor ya. Yine eğitim. Yani o hayvanların aslında toplumda ne işe yaradıklarını öğrenirsek, şimdi bir kirpinin ne kadar faydalı bir hayvan olduğunu pek çoğumuz bilmiyoruz. Kirpi görünce korkup kaçıyoruz belki. Ne bileyim işte bir kuşun ne faydalar sağladığını, bir kedinin neden olması gerektiğini, bir köpeğin ne yaptığını, bir atın sevgisinin insana neler kattığını. Bunlarla ilgili aslında hem ders olarak doğru söylüyorsunuz, Milli Eğitim'in bunu müfredata almasında fayda var. Ayrıca da çok güzel belgesel programları var. İnsanların onları gerçekten izleyip o hayvan doğasını yakından tanımaları için çok büyük fırsat bence. Evet. Ve hayvan sevgisi insanı zaten zenginleştirir. Anatole France'ın çok güzel bir sözü var. İnsan ruhunun bir parçası hayvan sevgisini tadana kadar asla uyanmaz diyor. Yani evet. 30'undan 40'ından 50'sinden sonra hayvanlarla diyalog kurmaya başlayıp Allah'ım ne kadar güzel bir şeymiş bu diyenler i̇şte, var diye değil böyle mi? Yönelenler de var. Oysa gerçekten başını okşadığınızda bir hayvanın size o minnet dolu bakışı, yemek verdiğinizde size haftalar aylar geçse bile unutmaması, o karşılıksız koşulsuz çılgınca evet. o tutkuyla olan sevgiler insanlara gerçekten ciddi bir terapi de oluyor. Tabii. Aslında Amerika'da şöyle bir şey de oldu. Hapishanedeki mahkumları pitbull'larla rehabilite ettiler. Bilmiyorum duydunuz mu ama. Yani bu aslında yurt dışında yavaş yavaş hayvan hakları gelişmeye başlıyor. Yani bizim ülkemize ne kadar geri gitsek de biz bir köpekle tedavi edilmesi bir mahkumun gerçekten çok güzel bir şey şu anda. Demek ki hayvan sevgisinin gerçekten insanı geliştirdiğine dair bir kanıt bu bence. Kesinlikle öyle ama evet. şu var tabii hani Amerika ile Türkiye'yi kıyasladığımızda biz daha hak sözcüğünün ne olduğunu insanda bile çözememişken evet. bunu hayvanlara indirgemek hakikaten çok zor. Daha uzun yıllara evet. ihtiyacımız var gibi görünüyor. Ama tabii vaz mı geçeceğiz? Asla. Hayır. Sonuçta bu toplumda hep birlikte nefes alıyoruz. Bu gökyüzünün altında hep birlikte yaşıyoruz insanıyla, hayvanıyla, bitkisiyle. O yüzden tüm canlılara bence... Önce sevmeli, sonra haklarına saygılı olmalı diyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Biz bu arada hayvanlarınız var mı evde beslediğiniz? Evde tabii. de var, dışarıda daha dışarıda çok da. Sayıları. Sokakta beslediğimiz hayvanlar. Evet. Yani evet. Son bir cümle söylemek Buyurun. İstiyorum. Kış geliyor artık, havalar evet, çok soğuyor. Sokaktaki hayvanların suya ihtiyacı var, yemeğe ihtiyacı var. Hayvanların dışında evsiz insanlarımızın ve hayvanların diyelim sokakta yaşayan her canlının bu konuda insanların biraz daha duyarlı olmasını rica ediyoruz. Teşekkür ediyorum size. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, Güngör Hatemoğlu ve Dilruba Uslu Bursa Barosu Hayvan Hakları Komisyon Başkan ve üyesi olarak bugün konuğumuz oldular. Aslında Dünya Hayvan Hakları Günü 4 Ekim ama biliyorsunuz seçim periyodunda olduğumuz için tarihi biraz geciktirdik. Yarın gelseydiniz tam bir ay olacaktı. Lütfen doğada yaşayan herkese saygılı olalım, onları sevelim, bağrımıza basalım. Bir gün unutmayalım ki bizim de birilerine ve onların ilgisine, sıcaklığına, bir lokma yemeğine ihtiyacımız olabilir. Bunları unutmamak umuduyla diyorum. Yarın sabah gün aydınlığında tekrar birlikte olalım. Hoşça kalın, esen kalın.